Şimdi de bu zemin katının arka tarafını arka görünüş yaptık. Normal katların arka görünüş yapacağız. Öncelikle şunu o antrenörü yapıyoruz. Bunu kopyalayacağız. Kopyalayalım şuraya. Şimdi bunu bir rotate etmemiz lazım. Arka tarafını çevireceğiz. O enter F8 açıyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle çevirdik, tıkladık. Evet, gördüğünüz gibi geldi. Şimdi arkadaşlar bakın şu ön taraf, şu arka taraf. Şu kısım aynı, şu kısım aynı, şurası aynı. Sadece şu kısımda bakın. Ön tarafta tüm pencere, bu arka tarafta balkon, Fransız balkonu var. Diğer kısımlar aynı. Onun için ben enter deyip şuradan çizgi çekelim şuraya. Şunu kopyalarım oraya. Enter. Şuradan tuttuğum zaman bu çizginin ucuna bıraktığım zaman tam olarak oturacaktır. Şu kısımlar aynı. Yani şurada bir hata yok, şurası var. Bu kısım aynı. Bakın kapı, pencere. Sadece şuraya şu kısmı silip buraya Fransız balkonu yapacağız. Fransız balkonu. Burada hem kapı, sürgülü kapı ve pencere kısmı var. Yani şurada şu örnekte olduğunun aynısı. Buradayım. Şurada evet, şunun aynısı. Bunu buradan kopyalayıp yapıştır alabiliriz. Şunu yaparsak tabi olmuyor. Şuradan tutup şöyle. Şu kısmı da alayım diyorum. O yüzden şuradan tutup şöyle. CO Enter diye aldık. Geldik aşağıya. Şuraya bakalım. Şurada yoktur. Şimdi Fransız balkonum. X ile enter görünce kısmı, pencerenin görünce kısmı burası. Bunun simetri, bu o zaman şu taraf oldu, şimdi bu şuraya yapıştırıp diğerinin simetrini alabiliriz. Bunda da yine sarkma yapılmış. Evet, şu an aynı şekilde aynı güzel olacak. Mermer altında var. Mermer varsa şimdi şuna gerek yok aslında. Şu hizada olacak. Ve enter. Alt taraftan tutalım. Çekelim şuralar. F8 açalım. Bırakalım. Şimdi şu mermer kısmı ve enter oraya gelecek. Şu kapının şu mavi kısmı hizası burası. Burası buraya gelmesi gerekiyor. Böyle. Böyle. İki yüz yirmi gelmesi gerekiyor şöyle. D-I enter. 215 220 fark etmez. Şuradaki şunlarla 220 yapıyor. Şimdi 215 mavi kısmı, görünen kısım. Şimdi balkonun çıkıntısı şurası, çıkıntı kısmı. Buraya hemen denk gelir herhalde. X enter. Çok geliyor mu? Evet, gördüğünüz gibi hemen denk geldi. Şimdi şu enter yapıp şu kısmı uzatalım. Şu mavi kısmı alacağız. Şunu alabiliriz. Şuraya tabii ki F8 açıp yerleştirelim ki kaymasın. Buraya bakıyoruz. Şu kısmı azıcık genişletelim, az bir şey. Enter şöyle.
Birazcık genişletelim arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Çok dar olmasın. Şimdi oldu. Şuraya alacağız. Yalnız buranın kenarları, kenar kısmı. Orhun'un hizası şurası olduğu için şurada da şunu silip şunu da şuraya alalım. Burası dursun. Aslında burası TL enter. Şuranın şuraya yapalım. Şu kısmı şu kısmı alalım. Şu kısmı şu kısmı alalım ve şurayı da alalım. Evet, bakın bu şekilde dursun. Bu şekilde. Ve balkonu buraya yerleştirmiş olduk. Bunun 20 santim altta, 30 santim üstte. Şimdi tam hizasında. L'si buradan L. Enter. Tekrardan L şuradan başlıyoruz. Enter. Şimdi L Enter'ı da şuradan çizelim. Bunu M Enter aşağı doğru 30 santim indirdikten sonra TL Enter önce şurayı sonra şurayı burayı 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 silelim. Bu şekilde olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Burayı oluşturduk. Bu balkonu oluşturduk. Sadece şu şey var. Taraması kaplaması da. Bunu da tutup şuradan şuraya da çekebiliriz. Bu ucu da burası zannedersem bunu da şu kenara kadar çekebiliriz. Evet, kaplama da olmuş oldu. Bakın aşağı yukarı. Yukarısı tamam. Şurada balkonun ayağı var. Şurası olursa gerek. Ayak kısmı TL Enter deyip ben bu kısmı şöyle silmek istiyorum. Şu kısmı silmek istiyorum. Ayak olduğu belli olsun diye. Şimdi diyeceksiniz şundan nerede? Burada bir ayak bırakılmış. Ayağa gerek var mı? TL Enter 240 sanırım. 240 metre yaklaşık. O zaman ayağa gerek var. Ama ortalayalım diyorum. Bu ayaklara şu ayak olsun. Bunu orta kısmı alacağız. Şimdi şurada şey var. Göz hizası bir orta kısmı alalım. Şöyle bir şey. Evet. Şimdi şundan bir tane CO Enter'dan şuradan şuraya koymamız lazım. Şunların uzantısı. TL Enter Enter'dan şuraya da şöyle kestim. Arada bir şey yok. Evet, şöyle kestim. Bu şekilde yaparak balkonu tamamlamış olduk.